yöneticisi konumunda. Derinden derine içimizi yakan bir gündem sevgili seyirciler. Son raporu İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası hazırladı. Türk bankacılık sisteminde karlar yabancıya teslim. 49 bankanın herhalde %80 oranında yabancı sermayenin denetiminde olduğunu ortaya koyan çok çarpıcı bir rapor. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yahya Arıkan Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Arıkan, Sayın Başkan, Ankara stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Diliyorum Cami, teşekkür ederim. Şimdi tabii Türkiye'de ulusal bankalar arası yabancı sermayenin satın alması ya da ortak olması çok önemli bir ayrıntı. Ben bu tablonun ayrıntılarını soracağım ama bu tam ne demek oluyor? Bütün karlar uluslararası sermayeye mi akıyor? Bizim üzerimizde bu denli etkin olmaları özellikle sıcak para ya da benzeri bir ekonomik modeli benimseyen Türkiye için ne anlam ifade ediyor? İsterseniz oradan başlayalım. Tabii biliyorsunuz biz sürekli raporlar yayınlıyoruz. Bu ayki raporumuz da bankalar üzerine oldu. Ama özellikle bankalar üzerindeki yabancıların korkunç derecede büyük bir paya sahip olmasını gözlemledik. Özellikle 2001 yılındaki yaşanan krizden sonra bu sürecin hızlandığını ve de 49 bankanın 37'sinde hisse sahibi olduklarını, 2001 yılından bu yana 21 bankada satın alma işlemlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve tabii bunun sonucunda da şuraya gidebiliriz belki. Bir gün gelecek Türkiye'de yerli banka ismini görmezsek bence sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Ulusal bankalar arası yabancı sermayenin tabii satın alması sektörel olarak nasıl bir tabloyu ortaya çıkardı? Oradan başlayalım. Buyurun. Tabii sektörel olarak biz bankacılık boyutuna baktığımız zaman bir kere sektörün bu şekilde yabancı eline geçmesi diğer ülkelerle oranladığımız zaman bir uyumsuzluk gözlemliyoruz. Mesela Avrupa'da %2'ler gibi %3'ler gibi mesela Hollanda'da en düşük %2-%3 oranında pay sahibiyken bizde %25'e bankalardaki pay sahipleri oranına ulaşabiliyor. Borsaya koyduğumuz zaman bu oranlar %40'ları çıkıyor ki ekonominin can damarları olan bankalardaki yabancının bu kadar eline geçmesi maalesef tüm ekonomiyi süreç içerisinde olumsuz etkileyebilir. Yani bir örnek vereyim. Büyük karlar elde ediyorlar biliyorsunuz. Şöyle ifade edeyim. 2001 yılından bu yana 20 milyar dolar yatırım yapmışlar. Bu 20 milyar dolarlık yatırımın şu andaki piyasa değeri, hisse değeri 27 milyar dolara ulaşmış. Ama 12 yıl verdikleri kar oranı 17 milyar dolar. Şimdi böylesine büyük karların elde edildiği bir ekonomide ekonomideki manipülasyonları da yapma erkine sahip oluyorlar. İkincisi bu karlar burada bekletilmiyor, dışarıya transfer ediliyor ve Türkiye'nin en büyük sorunlardan bir tanesi olan cari açığın artmasında da maalesef olumsuz bir yönünü de gözlemleyebiliyoruz Can Bey. Tip bir algı sanki bir operasyon izlenimi gibi özellikle uluslararası sermaye açısından. Yani bunu bir operasyon olarak kabul edersek özellikle kriz dönemlerinde yoğunlaşmasının nasıl bir anlamı var? Bunu da size sormak isteriz. Tabii kriz dönemleri cazip oluyor. Özellikle krizin artması, Türk parasının değer kaybetmesi, bu ortamda yabancıların burada yatırım yapması cazip hale geliyor. Tabii Türkiye'nin temel sorunu belki yabancı sermaye gelip yatırım yapsa
çok fazla bir şey demeyeceğiz ama buradaki bankacılık sektöründe elde edilen karların transfer ederek Türkiye ekonomisine çok ciddi bir katkısı olduğunu söylememiz mümkün değil. Şimdi bakın şöyle ifade edeyim. O kadar bu krizi iyi değerlendiler ki 2001 yılında Demirbank satıldı biliyorsunuz. %100 hissini SBC Bankası 350 milyon dolara aldı. Bakın 12 yıllık karı 1 milyar 582 milyon dolar. Yani o kadar cazip ki temel amacı Türkiye ekonomisinin gelişmesine yönelik değil, tam tersine kar amacını güden, özellikle sosyal devlet ilkesi açısından da olumsuz bir yönünü olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Kaç para yatırdılar, ne kadar kazandılar diye soracaktım ama zaten 17 milyar dolar yani yok böyle bir kar gibi bir rakam, öyle değil mi Sayın Arıkan? Kesinlikle, yani Demirbank örneği çok güzel örnek. 350 milyon dolara bankayı satın alıyorsunuz. Hem hissesi değerleniyor hem de 12 yıllık süreçte 1 milyar 582 milyon lira kar elde ediliyorsa ne kadar cazip olduğunu gösteriyor. Yani burada özellikle bireysel tüketicide ciddi anlamdaki bir alan olarak görülüyor. Yani nereden alan cazipse, karlılık söz konusuysa oralara doğru yöneliyorlar ve maalesef yabancı damatların hakim olduğu, biz yabancı damatlar diyoruz, hakim olduğu ve yine üzülerek söylüyorum, belki de bir gün Türkiye'de Türkçe isimli bir bankayı göremeyeceğiz diye bir yorumda bulunabiliriz. Az önce yine özetlediniz ama bir kez daha altını çizmek için soracağım. Tabii bu kadar yabancı sermayenin hakim olduğu bir piyasa ne tip sakıncalar yaratır? Bize bunu bir listeleyebilir misiniz? Şimdi efendim bir kere böyle bir piyasa bir kere bunun sonucunda sermaye kaçışları olacak. Kar transferleri gerçekleşiyor ki 17 milyar dolar bir kar elde edilmiş, yurt dışına transfer edilmiş, manipülasyona bir zemin oluşturuyor, sosyal devlet ilkesine de olumsuz yönde zedeliyor, özellikle sosyal devlet kişiye yönelik yatırımların olduğu bir ekonomi ama burada birey değil kar ön plana çıkıyor ve sonuç itibariyle belki şu süreçte tam olarak birçok şey görülmeyebilir ama biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi olan cari açığı, kar transferinin olumsuz etkisi bile herhalde tek başına yeter artar diye düşünüyorum. Yapılanmaları konuştuğumuzda, söylediğimizde işte zaman zaman faşistlikle, zaman zaman ırkçılıkla suçlanıyoruz ama şunu sormak istiyorum. Dünya özellikle bankacılık sisteminde bunu uyguluyor mu? Bizim gibi olan işte gelişmekte olan ülke var mı? Avrupa'da buna benzer örnekleri görmek mümkün mü? Yani ülkesinin hazinesini, vatandaşının mevduatını ya da vatandaşın borcunu ya da geleceğini ipotek altına alan bu sistem yabancılara teslim edilmiş mi? Böyle ülkeler var mı? Onun da değerlendirmesini sizden rica edelim. Yüksek bir oran maalesef göremiyoruz. Şöyle ki yabancı payı Avrupa'da en düşük ülke %2-3'lerde Hollanda geliyor. Bizim oran %25 olarak kabul ettiğimiz zaman 10 misli fark var arada. Buna yakın mesela bir oran söylemem söz konusu değil. Avrupa ülkesinin herhangi bir ülkesi dahi bizdeki pay oranı yönünden çok çok altlarda görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bir ülkenin bağımsızlığı anlamında baktığınızda bu pay oranı ne kadar düşükse ülke ekonomisini de doğru yönetme olanağına sahip olunacaktır. Bu boyutta bu payın oranın maalesef endişe verici olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Yani özetle gelişmiş ülkeler
deki yabancı paylarının bu oranlarda olmadığını görüyoruz. Bu rakamları ve raporu nasıl hazırladınız? İsterseniz biraz bize bir de bunu anlatın. Şimdi efendim tabii biz raporlarımızın her zaman veri tabanları sağlıklıdır. Özellikle bu çalışmamızda Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerini ele aldık. İstanbul Borsası'nın verilerini ele aldık. Mecliste Türkiye Büyük Millet'inde soru önergelerindeki bu konudaki konuları ele aldık. Birçok yerli ve yabancı kuruluşların bu alanda yaptıkları araştırmaları derledik, toparladık. Ortaya sonuç itibariyle böyle bir rapor çıktı. Sadece bankalarımızı, buradan doğan karları yurt dışına akıtmadık. Galiba bir başka tehlike de zaman zaman bu kanunlar çıktığı zaman da sizlerin değerlendirmelerini almıştık ama Türkiye'nin yarınlarını ilgilendiren bir başka konu da firmalardaki bağımsız denetimlik konusu. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun bu konuda olması gereken misyonu nedir? Buna uygun bir davranış sergiliyor mu? İsterseniz biraz da bu açıdan sanayi sektörünü, sanayiyi yakından ilgilendiren, KOBİ'leri yakından ilgilendiren başlığa geçelim. Şimdi efendim biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu 1950'li yıllarda çıkmıştı. Ve çok iyi hatırlıyorum tüm Türkiye'de artık bu kanunun değişmesi gerekli olduğunu ve neredeyse toplumun tüm kesimlerinde bir mutabakat sağlanmıştı. Ve bu kanun sadece bağımsız denetimi öngören bir olgu değil, özellikle ticari firmalarımızın şeffaf hesap verebilir ve denetlenebilir bir konumda olması ve yine özellikle rekabet edebilme sürecinde hazırlık yapması gereken veya bu konuda altyapı oluşturan bir temel bir yasa olarak önümüze geldi. İşte bunlardan bir tanesi bağımsız denetim süreciydi. Aslında bugün yolsuzluklar varsa Türkiye'de bunun tek bir nedeni vardır. Denetim olmamasıdır. Yani denetim boyutunu hayatın her alanında düşünebilir. Belki stratejik boyutları olan askeri gibi, polis gibi devletin önemli alanlarında bu denetimler yapılmayabilir ama diğer tüm alanlarda mutlaka mali denetimin yapılması gerekmekte. İşte bu amaçta bir kurum oluşturuldu. Kamu Gözetim Kurumu. Aslında kamu gözetim oluşumu bağımsız denetim sürecinin oluşmasıyla ilgili değil, bağımsız denetim işi yapanların sağlıklı yapıp yapmadıklarını denetlemek adına kuruldu. Biliyorsunuz dünyada bir Enron skandalı var, muhasebe skandalı. Bu skandaldan sonra tüm ülkeler bağımsız denetim sürecinin tarafsız bir gözle denetlenmesi boyutunda bu tip kurumlar oluşturuyorlar. Biz de açıkçası böyle bir kurumun varlığına itirazımız yok ama maalesef parlamento devre dışı bırakılarak kanıtlı kararnameyle böyle bir yasal düzenleme getirildi. Birinci hata burada başladı. Arkasından bu kuruma öyle yetkiler verdiler ki bakın biz bugün İSMO olarak, TÜRMOB olarak Türkiye'de 95 bin üyesi olan bir TÜRMOB var. 35 bin üyesi olan bir ismi var. Ve her zaman kamu çıkarı doğrusunda özellikle kendi alanlarımızda siyasi iktidarları hedef almadan toplum çıkarı adına raporlar yayınlıyoruz. Şimdi bu kurum koskoca 95 kişilik bir örgütü yok sayarak kendini meslek örgütünün yerine koyarak bir takım düzenlemelere gitti. Ki bunların başında bir ülkenin geleceği gençlerdir Atatürk'ün dediği gibi. Şimdi sen geliyorsun bugün bizim mesleği tercih eden bir kişi üniversiteyi bitiriyor, staja başlama sınavına giriyor, 3 yıl staj yapıyor, arkasından yeter sınavına girip meslek mühendisi oluyor. Sonra bir kurum çıkıyor diyor ki hayır efendim ben bunları tanımam, siz tekrardan sınava gireceksiniz, tekrardan bir denetçinin yanında staj yapacaksınız. Böylelikle gençlerin önünü kesen bir anlayışla bağımsız denetim sürecinden beklenen sonuç elde edilmesi mümkün müdür? Asla mümkün değil. Yine bizi izleyen şu anda Türkiye'nin 4 bir yanından meslek mensupları var. Bu kurum daha oluşmadan TÜRMOB tarafından tüm Türkiye'de bir bağımsız denetim eğitimleri planladık. Ve 1 lira para almadan 45 bin kişi bu eğitimlere katılmış. Bu kurum yine bu eğitimleri yok sayaraktan şu anda insanların önüne zorla 3 bin lira 5 bin lira para ödeyerek bu eğitimlere katılın diyor. Böyle bir anlayışta bu kurum yönetilebilir mi?
Biz Türkiye'de bu meslek örgütüyle barış olmayan hiçbir bürokratın bu işi sağlıklı sürdüreceğine inanmamaktayız. Özellikle gençlerin hakkını yiyen bu kurum bir an evvel ayakları yere basmalı. Meslek örgütünün işbirliği içerisinde bizim ortaya koyduğumuz taleplerimizi yerine getirmeli. Bu olursa ne olacaktır? Bir öncesinin sorunu doğrusu da bağımsız denetlediğimiz denetlenebilir bir Türkiye oluşacaktır. Hatta bizim çok güzel bir sloganımız var. Yolsuzluğun denetimi, yolsuzluğun ilacı denetimdir diye bir yaklaşımımız var. Özetle bizim beklentimiz bu. Gelecektir yaklaşımlarımızı. Umut ediyorum bu süreci artık bir yerden geri dönüş yapacaklardır. Türkiye'nin geleceği adına, Türkiye'nin itibarı adına bu yanlışlıkların bir an evvel düzeltileceğini beklemekteyiz. AGK nasıl bir yol izlemeli o dönüşte ve mali müşavirler bu anlamda haksızlığa uğruyor dediniz. Hangi konularda bir sıkışıklık yaşanıyor? Yani biraz böyle başlık başlık bir kez daha alalım az öncekilerle birleştirerek. Şimdi efendim biz şunu savunuyoruz ve bunun yanlış olduğunu inanıyoruz. Bir önce ifade ettiğim gibi üniversiteyi bitiren bir genç 22-24 üniversiteyi bitiriyor. Ve dünyanın hiçbirinin olmayan mesleğe girmekle ilgili süreçte bir staja başlama sınavına giriyor. Ve 3 yıl staj yapıyor ve arkasından dünyaca geçerli olan bir meslek ruhsatı alıyor. Bir kere bu ruhsat alındıktan sonra tekrardan bir sınav yapılmasını doğru görmüyoruz birinci nokta. Tabii ki denetim işini yapacak arkadaşlarımızın ki denetim ayrı bir meslek değil. Mali müşavirlik mesleğinin bir dalıdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu yapacak olan kişilerle ilgili bir tecrübe konulabilir. 3 yıldır, 5 yıldır bu tecrübe itirazımız yok. Yine bu işi yapacak olan kişilerle ilgili bir eğitim yapılabilir, eğitim düzenlenebilir. Burada da bir marka olmuş TÜRMOB, İSMO ve birçok odalarımızın eğitimleri bulan sürecini onları kabul ederekten işbirliği içerisine gidebilir. Bakın bu yapıldığı zaman inanın bundan Türkiye her zaman olumlu sonuç elde ediler. Bir örnek vereceğim. Geçmişte bir vergi barışı vardı. 4811 sayılı bir vergi barışı. Bu vergi barışında IMF'ye Türkiye'nin verdiği bir sözü vardı. 600-700 trilyon lira bir para toplamamız gerekiyordu. Ve inanın biz mali müşavirler, TÜRMOB, meslek örgütümüz, odalarımız bu konuya sahiplendiğimizde 6-7 katrilyon lira para toplandı. Yani anlamı şu. Bu meslek örgütünün sesine kulak vereceksiniz ki onlarla diyalog içerisinde sürdüreceksiniz ki siz de Türkiye'de amacınız uygun bir sürece gideceksiniz. Ve en önemlisi bu kurumun yaptığı yanlış şudur. Ve bugüne kadar da maalesef camiamızı genç olanlar, olmayanlar, 15 yıl dolduranlar, doldurmayanlar bölerek, parçalayarak, meslek örgütünü yok sayarak hizmet etmesi mümkün değil. Ve en önemlisi bu kurum bağımsız denetimle ilgili, lisanslama ile ilgili değil, gözetleme işini yapması gerekiyor. İşte atıcı adımlar bunlardır. Ama ben inanıyorum ki bu atılan yanlışlıkların en kısa sırada düzeltileceğidir. Yahya Bey bir de bu denetim konusunda yabancı firmaların denetiminin süreci vardı. Bu konuyla ilgili nasıl bir durumdayız? Ve özellikle Türkiye'deki denetim firmaları bundan nasıl etkileniyor? O son durumu da sizden dinleyelim. Şimdi tabii Türkiye'deki denetim firmalarının özellikle uluslararası denetim firmalarının oluşması yasal anlamda mevzuatımıza göre aykırı bir boyut yok. Ama bu firmalarla ilgili bizim de mücadele etmemizin yolu güçlerin birleştiği kurumsal yapıların kurulduğu pazardan pay almamızdan geçiyor. Ve en önemlisi pazardan pay alınırken müşteri boyutunda yabancı firmaların büyük çoğunluğun pazarını aldığı değil, pazarın paylaşıldığı, özellikle meslek mensuplarının yapabileceği bir iş kapasitelerle bu sürecin belirlenmesi gerekiyor. Ama bunlar bizim meslek örgütümüzün gündemi olan konular, ama bundan önemlisi olan bu süreç mutlaka pazarın, pazardaki taşların yerine oturacağı konusunda en ufak endişem yok. Ama kamu gözetim kurumunun attığı bu yanlış adımlar meslek örgütüyle olduğu bu olumsuz diyalog düzeltildiği takdirde diğer alanlarda da olumlu adımlar atılacaktır. En ufak endişem yok. Yani tüm ekonomi, küçük ve orta ölçekli tüm firmalar, tüm meslek mensupları tarafından denetlendiği zaman Türkiye dünyada şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Şeffaf, hesap verebilir ve denetlenmiş bir Türkiye olacaktır ki bu da
hem iç piyasada, iç piyasada yatırım yapanların, hem bu ülkede siyasi iktidarlara karşı güven duymak isteyenlerin güven duyacakları bir ortam oluşturacaklarına inanmaktayız. Son birkaç yıldır böyle üst üste geldi özellikle mali müşavirleri ilgilendiren konuda. Biz yani 3 aşağı 5 yukarı sektörel işleyişte en son parayı siz alırsınız. O yükü, o sorunların hepsini siz yaşarsınız ama sektör açısından sizin durumunuz nedir peki? Yani önemli bir istihdamı paylaşıyorsunuz, önemli bir görev yapıyorsunuz. Oradaki son tabloyu da yine sizden dinleyelim. Şimdi tabii mali müşavirler, meslek mensupları o kadar büyük bir yoğunlukla işlerini sürdürüyorlar ki ve inanın son yıllardaki teknolojik gelişmelerin en ağır faturasını meslek mensupları çekiyorlar. Bakın Türkiye biliyorsunuz bir e-devlete doğru gidiyor. Ve özellikle şu anda özellikle mali idare, SGK ile ilgili tüm bildirimler elektronik ortamda meslek mensubunuz tarafından verilmektedir. Bunun anlamı nedir? İdarenin en azından bir tasarruf etmesi, en azından başka alanlara yatırım yapmasını ortaya koyuyor. Ve inanın Can Bey, bunlar yapılırken devletten 1 lira para alınmadan bu işler gerçekleşti. Dönüyoruz öbür taraftan, yük üstüne yük, işlem üzerine işlem. Bir de süreler de artık yetişmiyor. Bugün meslek mensubu soruyor, geçici vergi uzayacak mı? KDV geliyor, katma değer vergisi uzayacak mı? Yıllık gelir vergisi, kurumlar arası beyanlaması geliyor, bu beyan süreleri uzayacak mı? Ve doğal olarak üye odasına bunu uzatımız talebinde bulunuyor. Odalar bunu TÜRMOB'a aktarıyor, TÜRMOB da bunu Maliye Bakanı ile ilgili kurumlara aktarıyor. Ve inanın son gün, son dakika, bir saat kala hatta 23.48'lerde beyanname uzatma tarihleri yaşanıyor. Ya bunlara bir son verin. Yani demek ki işler artık eskisi gibi değil, meslektaşın yükü ağırlaştı. O zaman gel sen beyan süreni üzeri et bir. İki, bu meslek mensubunun ekonomik sorunu olmayacak ki hem kamuya hem topluma hem müşterisine doğru ve sağlıklı hizmet verebilsin. Bu anlamda diyoruz ki yani gelin paralarımızın bankadan geçmesini sağlayan tüm mal müşavirlerin ücretlerini bankadan geçmesini sağlayın. Meslektaşın bankadan geçtiği parasını zamanında tahsilatını yaptığı takdirde sağlıklı hizmet verecek birinci nokta. İkincisi bir ücret tarifesi var ortada Can Bey. Ne mantığı var, ne nasıl oluştuğu belli değil. İşte 3 faturada yazdığımız zaman aynı ücret, 500 tane fatura yazdığımız zaman aynı ücret. Bununla ilgili diyoruz ki birçok ülkede olduğu gibi zamanımızı ölçen ücret tarifeleri yaparak hem mükellefin hakkını koruyan, müşterimizin hakkını koruyan hem de meslek mensubunun verdiği emeğe karşı alabilen bir sistem kurun ki bakın bunlar yapıldığı takdirde daha birçok sorunlarımız var ama yani başımıza bir olay geliyor. Her gün bir arkadaşımız rahatsızlanıyor, bir arkadaşımız vefat ediyor. Ya bir mal müşavir vefat ettiği zaman onun beyanlarını kim verecek? Size soruyorum. Ya çıkarın bir mücbir sebep koyun. 3 ay, 4 ay neyse bir makul süreler verin bu insanlara. Bu işleri yaptığınız zaman o mal müşavir ülkesine karşı, mesleğine karşı, müşterisine karşı, topluma karşı duyacağı sorumluluk inanın farklı olacaktır. Yani deşiyorsunuz bizim sorunlarımızı ama almaz saatleri almaz. Tek isteğimiz şu, TÜRMOB'un sesine kulak verin, odalarımızın sesine kulak verin. Bu olaya siyasi olarak bakmayın. Bir ülkede o ülkenin ekonomisinin kilit noktası mali müşavirlerin sorunun sahip çıkan iktidarlar, ülkeler inanın daha refah, daha mutlu noktaya geleceklerdir. Biz kısaca bunları söylüyoruz sevgili Can. Peki. Sayın Arıkan çok çok teşekkür ediyoruz Ankara stüdyomuzdan katıldınız. Daha uzun konuşmak isterdim ama uçağa yetişeceksiniz. Sizi de çok bekletmeyelim Ankara'dan. Çok sağ olun. İnşallah İstanbul'da bir başka programda olmak üzere sevgiler saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan Ankara'da bir toplantıdaydı ve sağ olsun bizi kırmadı. Uçak ve toplantı arasında yayınımıza katıldı ve hem son çarpıcı rapor Türk bankacılık sisteminin geldiği noktayı ve elbette ki kendi sektörüne yönelik olarak da yaşadıkları sıkıntıyı canlı yayınımızda anlattı.
Devam ediyoruz gündemle. Haziran direnişi ve orantısız polis şiddetiyle özdeşleşen kırmızılı kadının yüzüne biber gazı sıkan polis Fatih Zengin'in yargılaması başladı. İlk duruşmada 2 yıla kadar hapiste yargılanan sanık polis Zengin rapor alırken Ceyda Sungur o anları anlattı. Haziran direnişinin sembollerinden kırmızılı kadına gaz sıkan polisin yargılaması başladı. İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi'nin